Kıymetli dostlar, merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Bugün ayın 28'i. Salı gününde arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Sesimi Türkiye'de ve dünyada her nerede duyuyorsanız Özgür Maral doğru kanal olarak sizlere selamlıyorum. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kapanışta tabii kapanışlar artık sıkıntılı biliyorsunuz. Kapandığı zaman dolara müdahale ediliyor, darbeler vuruluyor biliyorsunuz. Bunları söylerken arkadaşlar dolar yanlış olduğumu, euro yanlış olduğumu zannetmeyin. Ben sadece piyasanın doğru dürüst ilerlemesi gerektiğini, doğru dürüst ilerlemediği zaman sakat topal bir at gibi ekonominin bir hale geldiğini, kimin elinin kimin cebinde olduğunu anlamadığımızı ee, söylemek istiyorum arkadaşlar. Bugün kapanışta dünkü kapanışla hemen hemen aynı bir e, görüntü çizdi. Euro 17 lira 45 kuruş, dolar 16 lira 60 kuruş, gram 973 lirada şu an, ons altın 1823 dolarda seyrediyor. Dünkü yani iki günkü daha doğrusu geçen hafta Cuma günkü yangına suyla müdahale etme ve piyasa kapandıktan sonra 5.30'dan sonra saat 6'ya 5.30'dan biraz sonra 6'ya çeyrek kala gibi bir müdahale olduğunu arkadaşlar buralarda görmüştük. Birkaç milyar dolar belki 1 milyar dolar bir para satıldığını genel piyasadaki ünlü ve ünsüz ekonomistlerin hemen hemen hepsi fikir birliği içerisinde olduğu gözlemleniyor ve genel kanının da bunun Suudi Arabistan prensi Selman tarafından e, bu Kaşıkçı olayının mahkemesinin karşı tarafa devredilmesi karşılığında gibi belki bir şekilde e, bir dolar verme, bir borç verme, sıvap anlaşması yapmayla ilgili bir durum söz konusu olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor. Daha doğrusu şeffaf olamadığımız için çok fazla bu konularda bilgimiz de tabii ki olamıyor, tamamen varsayım ve öngörülerden ibaret ola gele. Ama daha önce 20 Aralık gecesinde de bir benzer olay yaşadığımız için yani bir benzer durum oluştuğunu söyleyip burada bir dolar satıldığını Merkez Bankası tarafından bankalar eliyle piyasaya dolar verildiğini ve bu şekilde doların düşürüldüğünü söylememiz mümkün olabilir. Belki bu sistem veya bu dolar eldeki var olan bu birikim artık ne geldiyse ele bilmiyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın kendi kasasında dolar olmadığını biliyoruz arkadaşlar belki bir 5 gün 10 gün hadi bilemediniz 15 gün idare eder gibi gözüküyor ve daha sonra dolar serine yukarı doğru devam edecektir diye düşünüyorum. Buradaki fiyatlamalar bizi yanıltmasın. Ekonomi şu an için hiçbir değişiklik yok ekonomide. İhracatın iyi gittiği söyleniyor ama bu halka bir türlü yansımıyor ve kasalara yansımıyor diye düşünüyorum. Fiyatlara yansımıyor diye düşünüyorum. Demek ki ithalatımız da aynı oranda daha fazla ki cari açığımız her defasında daha fazla bize geliyor ve bize zulmediyor gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, e, bayram öncesinde asgari ücrete zam gelineceğini, memur ve emeklilere de yüzde %40 oranında neredeyse zam verileceğini ve bunun da bayramdan önce ödeneceğini söyleyip müjdeli bir haber verilmek istendi. Yani e, niye zam verilir arkadaşlar? TL'nin değeri düştüğü için, daha önceki verilen zamların bir esamesi kalmadığı için, bunun çok çok altında kaldığı için, verilen ücretler kaldığı için bu zam verilir. Yoksa kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne bu zamı vermez. E, TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun çok fazla bir esamesi kaldığına, TÜİK'e fazla bir güven kalmadığını düşünüyorum. Şu an enflasyon kime göre, neye göre hesaplanıyor? Gerçek enflasyonun ne olduğunu bilebilene aşk olsun gelsin ona bir madalya takacağım. Sadete gel. Ee, Özgür Hoca peki sadete geliyorum şu an bir düşüş tabii ki oldu ee, bir düşüşten sonra şu an burayı bir e, 16 16.50'leri falan mesken tuttu 16.37 ile 16.80 arasında böyle gelip gidiyor hızlanması için çıkışın tekrardan 16.80 üzerine doğru bir gidişat olması lazım aklımıza şu geliyor acaba bir sermaye kontrolüne mi doğru gittik çünkü bütün yapılan varsayımlar bunu gösteriyor. Aslında kur korumalı mevduat da bir sermaye kontrolü sayılabilir. Altın hesabı da bir sermaye kontrolü sayılabilir. Devlet eliyle e, şirketlere yapılan bu kredi en sonki kredi faaliyeti yani toplam döviz mevduatı 15 milyon lirayı bulan şirketlere e, kredi sağlanmayacağı ile alakalı şeyler var biliyoruz. Bu da bir sermaye kontrolü gibi. Normalde insanlar istedikleri kadar ve kişiler ve kurumlar normal şartlarda döviz e, barındırabilir, alabilir, satabilir gibi bir durumlar söz konusudur. Artık bu acaba şahıslar düzeyine mi gelecek diye de düşünmüyor e, değilim. Adım adım geliyor. Önce büyük zenginlerden, dolar olan zenginlerden belli kısıtlamalar, iş hayatında kısıtlamalar elinde fazla sayıda döviz bulunduranların bozma zorunluluğu gibi bir şeyler mi getirilecek diye insan düşünmeden edemiyor. Bunlar bana şeyi gösteriyor. Ya yani demek ki döviz korkunç boyutlarda yukarı çıkabilir ki bu kadar çok bastırılıyor. Yani elde hiç döviz olmadığını bana gösteriyor ve bana daha çok bir korku veriyor döviz anlamında bir anda patlaması anlamında bir korku senaryosu bana üretiyor diyebilirim. E kıymetli arkadaşlar bunun bu şekilde gidebileceği daha tarihte görülmemiş. Yani ekonomi mutlaka dizginlerini kırar ve geleceğe göre gider. Ekonominin, dövizin, kurun bir acıması yoktur. Belli bir süre tutulabilir ama sonra acı, e, acısını fena bir halde daha sonra çıkar, çıkarır diye ben düşünmekteyim. E şimdi başka bakalım ne gibi önlemler alınacak döviz kuru üzerinde onu bekleyip görmemiz gerekiyor. 17-20 üzerine doğru yürüdükten sonra 18 liraya yaklaşan bir dövizi ters çevirdiler. Şu anlık bir ters çevirmek durumunda kaldılar. En son ki faiz toplantısında da buna dile getirilmişti. Ek tedbirler alacağız, güçlü tedbirler ortaya koyacağız şeklinde şeyler söylenmişti diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı yani bu bunun suyu yani bunun etkisi bir 10 gün, 15 gün ancak sürebilirmiş gibi bana e, gözüküyor. Daha önce öyle olmuştu. Bakar mısınız şuradaki 4 saatteki dizi 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 gelen e, şeyden sonra bir iniş ve sonra tekrar yatay asansör etkisiyle. Ve şimdi tekrar yukarı doğru hedeflerine doğru yukarı çıkacaktır diye düşünüyoruz. E şimdi 16.70 16.80'lerden sonra bana göre tekrar doların e, yürüyüşü yukarı tarafa doğru hızlanacaktır diye ben düşünmekteyim. Euro'da da benzer görüntüleri görmemiz mümkün. Çok uzatmak istemiyorum. Euro'da da benzer şeyler var. O da burada bir destek seviyesinde 17.43'lerde tutunuyor şu anlarda. O da bir 17.85'ten sonra tekrar esas büyük hedefine 18 doğru tekrardan yukarı doğru gitmek isteyecek arkadaşlar. Onu söylemem lazım. Dolar ve Euro'ya ne kadar baskı yapılırsa yapılsın. Bu yürüyüş arkadaşlar Türkiye'de her zaman devam etmiştir. Geçmiş videolara şöyle bir bakıyorum. Siz de bir bakın lütfen. Bir sene önceki, iki sene önceki videolarda işte e, dolar kuru neden 3 3.5'lara oldu? Nasıl olur böyle bir şey? Olmaması gerekiyordu. Her türlü tedbir alınmıştı gibi bir videolar izliyorum. Gram altın için 300 lira olur mu acaba? 290 lira olur mu diye videolar izliyorum. Tarih tekerrüden ibarettir. 1 iki sene sonraki videolara baktığınız zaman Dolar nasıl 17.43 liradaydı? Euro nasıl 17.43 liraydı? Hayret şu an 30-40 liraya gidiyor diyebilme ihtimalimiz var. Bu mantık çerçevesinde bakıldığı zaman e, onu söylemek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Euro da... Euro bölgesinde şimdi faiz artırımları falan olursa e, Avrupa bankalarında Avrupa'da şu an faiz yok faiz verilmiyor ne enteresan ki bize biraz ters ama yani e, bankalar Avrupa bölgesinde faiz vermiyor şu an enflasyonda %78 gibi bir e, enflasyonları var bir faiz artırmayı onlar da düşünüyorlar faiz arttırdıkları zaman euronun da yukarı doğru ben hareket edeceğini aslında düşünüyorum diyebilirim arkadaşlar. Gram altın 970 seviyesinde şu an şu sarı bölge içerisinde geziniyor. Bu şeyin altına da düşmedi. 963'ün de altına düşmedi. İşte bu doların etkisiyle artık burayı zorluyordu. 1030 lirayı falan zorluyordu biliyorsunuz. Bakın buralarda epey bir yaklaştı oralara. Hatta bir aralar geçti. 17 Haziran'da falan filan. Sonra işte 22 Haziran. Şurası işte 23 Haziran derken o geceki yine hadise cereyan etti. 24 Haziran, e, Cuma günkü e, vaziyet bunu bir miktar dolarla beraber aşağı indirdi. Şimdi burada yatay biraz soluklanıyor. Güç topluyor. Tekrar hedefi mıknatıs etkisi yapıp tekrar 1000 lira seviyeleri gelecektir. 996'lar falan sonra 1000 lira seviyeleri gelecektir ve geçecektir. 1000 lira milat olacaktır. Tekrar diye düşünüyorum. 1000 lira milattır derken arkadaşlar yani işte hep söylüyorum videolarda yani nereden bileceksiniz ki nereden ne para geliniyor vuruluyor. Yani ekonominin kendi gidişatına göre bakarsanız bunun 1000 liranın altına inmemesi gerekiyor şu an. Yani Ayçiçek ya neredeyse şeyden daha pahalı yani gram altından böyle bir mantık olabilir mi yani? Ya şu an enflasyonla, enflasyon e, verileri, e, döviz kurları, e, yapılan zamlar, bunların her birinin birbiriyle bağlantısı koparılıyor ve dinamikleriyle oynanıyor diye düşünüyorum. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeyler normalde. Enflasyon, TL'nin değeri, alım gücü, döviz kuru, euro. E, altın bunlar birbirle bağlantılı ve birbirlerini etkileyen göstergeler. Ya yani birindeki bir değişim diğerine yansıması gerekiyor. Şu an bu bağlantılar kopuk bir vaziyette gözüküyor. Bilinçli olarak koparılmış. Sersem mayın gibi böyle gezen e, arada e, şöyle şeyle edevatlar. Ekonomi serbest bırakmazsanız bunun olacağı şey bu e, diye düşünüyorum. E, on ons altına baktığımız zaman işte bu 1820 Seviyesinde geziyor 1816 ile 1836 arasında şu anlarda gezinmekte. E bu işte Avrupa'daki ve dünyadaki enflasyon baskısı azalmadıkça faiz artırımlara devam ettikçe küresel riskler oldukça paraya değerini korumak için bu tip riskli varlıklardan biraz kaçınılıyor şu anlarda. Bunların etkisinin biraz azalması beklenilecek altının yukarı tekrar hareket edebilmesi için. Bir arkadaşımız Gümüş'ü sormuştu. Gümüş de tabii ki bir MT olarak arkadaşlar yani o da etkileniyor tabii ki bu piyasadaki durumlardan. 11.29'un bir desteğinin altına arkadaşlar şu anlarda geldi ve bir aşağı doğru tekrar gidebilir. Şu an Gümüş de çok parlak gözükmüyor. Asla bakarsanız bütün diğer emtiyalar gibi bu da düşüş seyri içerisinde geçiyor. Yani bir tekrar bir buraya geçti. Şu an 11 18'i 6 saat aşağı doğru desteğini kırmak üzere gerçi bir 7 saat var tekrar üstüne toparlayabilir. Gün bat, gün bitimi e aşağısında kapatırsa 10 62'ler falan tekrar gündeme gelebilir. Yani bugün böyle kapanırsa 11 18'in altında kapatırsa bu 7 saati böyle doldurursa 10 62'ye doğru bir ilerleme söz konusu olabilirmiş gibi gözüküyor. Bitcoin Demir attım yalnızlığa 20 bin seviyelerinde devam etmekte. Bu da dediğim gibi borsayla altınla beraber hareket ediyor. Şu anki dünyada bunları etkileyen şey borsayı da kripto paraları ve altın, gümüş gibi değerli varlıkları, paradyum gibi piyasaların kapalı oluşu, faiz artırımları, enflasyon korkusu, paranın değerini korumak, enflasyonu azaltmak için riskli varlıklardan kaçınmak, gibi bir vaziyetlerden ötürü bunların böyle boynu bükülü kaldı. Onun temel sebeplerinin bunlar olduğunu bilmelisiniz kıymetli arkadaşlar. Peki son tahlilde acaba diyorum ki sermaye kontrolü mü geliyor? Artık belli bir dolar olan maddi olarak bir dolar gücü olan insanların ellerindeki dolara el konulabilir mi? Veya bunları bozdurulması TL'ye çevrilmesi gibi bir e, olay ortaya çıkar mı? Şirketlere bu nevi bir baskı var. Neden kişilere de olmasın diye ben düşünüyorum. Evet, görece olarak şu gördüğümüz şey bazen insanlar da işte yorumcular anlatıyorlar. Anlıyorum. Yani çok dikine doğru, yukarı doğru günlük çok çıktı dolar. Evet, haklısınız ama fiyatlar da çıktı. TL'nin değeri de o oranda aşağı doğru azaldı. Yani son derece normal. Yani ve bunun biraz yatay gitmesi, stabil halde durması gerekli evet teknik anlamda şey olarak grafik anlamında elbette biraz dinlenmesi gerek ve bunu ya suni yollarla dinlenecek ya kendi içinde dinlenecektir. Suni yolda şu an dinlendiriliyor. Biraz yatay gittikten sonra tekrar yukarı seviyeye 18.40'ı görmeden bu rahat etmeyecektir diye düşünüyorum. Sizin beklentileriniz ve görüşleriniz de elbette önem arz edecek. <laughs> yani Nebati Bey'in dediği gibi mi olacak? Hani 6 ay diyor uyuyun, 6 aydan sonra kalkın, müthiş bir ekonomi göreceksiniz gibi bir tavır diyordu ee, Nurettin Nebati Bey. Böyle bir tablom var. Bu yalancı bir bahar mı? Bu doların inişi sizin cebinize ne kattı? Ben arkadaşlar şuna bakıyorum. Dolar buraya kadar indi. Evet. 16 şu an 61. Benim cebime ne kattı bu? Ya bana ne sağladı? Diye düşünüyorum. Bir şey sağlamadı. Emin olun bu dolar ben eminim 14 liraya da 13 liraya da inse bir şey değişmeyecek yani. Bu çünkü suni yolda indirilen bir şeyin yararı da suni olur. Yani dolar şeyin ekonominin çarklarını kendi başına bırakırsanız ve ekonomi diğer sahalarındaki işleri e, görürseniz hani üretimi arttırmak gibi işte ne bileyim tarım yapmak gibi istihdam arttırmak gibi döviz kazanmak gibi çok çalışıp çabalamak gibi. Zaten dövizin şeyi kendi kendine inecektir, sönecektir. İnsanlar yani bizim vatandaş dövizi niye tutuyor? Güvensizlikten tutuyor. TL'ye olan güvensizlikten tutuyor. Geçmişte çünkü TL'nin ellerinde nasıl eridiğini, mala bağlanmayan veyahut da başka bir şeye bağlanmayan TL'nin ellerinde nasıl patladığını gör, görmüşler. Büyüklerinden görmüşler, kendileri görmüşler. Ve bunu korumaya çalışıyorlar insanlar. E bunu da dolar alarak koruyorlar. Euro olarak, altın olarak koruyorlar. Yüzyılların alışkanlığı altın. E şimdi bu da öyle bir hale getirildi ki yani insanlar da yorumlardan da okuyorum ne yapacağını şaşırmış bir haldeler. E yani ne yaptıklarını gerçekten hiçbir kimse bilmiyor şu an. Yani ortalık sis duman içerisinde. Geçim darlığını mı atlatsınlar? Alışverişlerini, iaşelerini mi yapsınlar? Yani yatırım yapmaya geçtiklerini düşünüyorum. Artık cebindeki parayla yarını nasıl çıkaracak, nasıl yapacak onu düşünmeye başlamışlar diye düşünüyorum. Ya bir yatırım olarak gören çok az sayıda insan var. Çok büyük paralar olan çok az insan var. Genelde insanların yani elindeki 3-5 kuruşu dolara bağlayıp paramın değeri gitmesin. Borcum olursa onu bozar öderim. Dolar her zaman, euro her zaman çıkıyor gibi bir mantıkla bunları biriktiriyor. Yani gurbetçi mantığı. Gurbetçi neden yurt içinde dö ya dövizin, doların yükselmesini istiyor? Yurt içine geldiği zaman rahat yaşamak için mal almak için hiç değilse bir ay canavar gibi tatil yapmak için imkanları geniş olsun istiyor. İşine geliyor gurbetçi vatandaşın. Çok azı üzülüyordur eminim. Yani ya dolar niye artıyor, euro niye artıyor? Zaten orada çekiyoruz diyorlar. Yurt dışında yani ya, evet geçim zor orada da. Yani kolay değil orada yaşamak. Ancak Türkiye'ye geldikleri zaman işte bu parite etkisinden dolayı çok değerli olduğu için bizde rahat ediyorlar diye düşünüyorum. O da onların artık hakkı mı desem, ne desem bilemedim. Gitti. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmanız oldukça önemli. Abonelik butonuna tıklayınız. Bildirim zilini açınız. Özgür Maral Doğru kanal hepinize selam eder. Saygılarını sunar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bugünkü sohbet bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.